Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Uluslararası Usta Cem Kaan Bugün sizlere satranç365.com sitesi için çektiğimiz vezir oyunsunu finallerinden birkaç kesit göstermek istiyorum. Birçoğunuz belki beni İME Satranç kanalından da tanıyorsunuzdur. Vezir sonunu anlattım ben genel olarak ve nelerden bahsettiğimden ve kendi maçlarımdan örnekler vereceğim. Derseniz haydi hemen geçelim. Bu pozisyonda siyahlarla oynuyorum ben ve pozisyona baktığımızda bir piyon geriyim ve bu pozisyon tahtanın E6 karesine kadar ilerlemiş durumda bu piyon. Bu pozisyonda benim çok kritik bir karar vermem gerekiyor. Burada yapabileceğim 3 mantıklı hamle var ve bunlardan sadece birisi doğru. Üçünü de inceleyeceğiz ve bakalım hangisi doğruymuş. Ve bu videoların tamamına da Şubat ayında satranç365.com sitesinde yayınlanacak. Satranç365.com'da hepsine erişebilirsiniz. Şimdi ilk olarak Vezir D5 Şah'tan başlayalım. Vezir D5 Şah mantıklı gözükse de bu piyonu almak için beyazlar zarşığı gebre ya da şahı gittiğinde fark etmiyor. Vezir çarpı e6 aldım ve beyazlar vezir çarpı a4 oluyor. Bu pozisyona baktığımızda beyazlar bir a geçiri yaratmış oldu ve bizim vezir oyun sonunda savunan tarafken bu istemeyeceğimiz bir şey. Çünkü bu piyon vezir olmaya çok yakın ve ben bu şahı buraya getiremem. Getirmek istesem de çok uğraşmam gerekecek. O yüzden bu ne yazık ki yapmak istediğim hamlelerden bir tanesi değil arkadaşlar. O yüzden burada bu hamleyi tercih etmiyoruz. İkinci mantıklı hamlelerden bir tanesi F çarpı E6 piyonla piyonu yemek. Ama bu da çok mantıklı değil. Çünkü beyazlar vezir çarpı G6 alıyor. Şah çekiyor ve hala bir piyon öndeler. Şah F8'e de burada H5 piyonu da alabilir. E6'yı da alabilir. Bence E6 piyonu alması daha mantıklı. Vezir çarpı E6. Çünkü vezirler merkezde daha iyi iş yapıyor. Ve şu an pozisyona baktığımızda beyazlar iki piyon öne geçti. Ve ben herhangi bir yerden şah çekemiyorum. Bu oyun sonunda piyon geri olduğum için beraber yapmaya çalışıyorum zaten. İki piyon geri olmak da gerçekten kayıp şanslarımı önemli ölçüde arttırıyor. O yüzden F çarpı G6 hamlesi de çok mantıklı değil. Peki o zaman 3. hamle ne? Hemen buna bakalım bu pozisyonda beyazların nasıl, nasıl oynaması gerekiyordu ona bakalım. Ve şimdi beyazların tehdidi e7 sürmek, e7, e8 vezir çıkmak istiyorlar. O yüzden bunu benim bir şekilde kesmem gerekiyor. Ve aynı zaman aynı zamanda bu a4 piyonunu kaybetmek istemiyorum ben. Peki o zaman ne yapmalıyım? Hem de e7 tehdidini keseceğim. Vezirde 5 hamlesi olmuyor dedik. F çarpı 6 hamlesi de olmuyor. Vezirim merkezde çok iyi. Zaten bunu videolarımıza da birçok kez bahsettim ben bu temadan. Veziler merkezde daha çok kareleri kontrol ettiği için daha iyi iş yaparlar. O yüzden vezirle oynamak istemiyorum. Vezirim gayet iyi bir karede ve çalışmayan son taşımla oynamak istiyorum. Şah F8 oynuyorum. Burada bu pozisyonu berabere tutan, eşit tutan tek hamle. Şah F8, şah e kestim ve burada beyazlar vezir C6 gibi bir e, hamle yaptı. ve Buna da F çarpı b 6 alabilirim ama gerek yok. Şah E7 oynuyorum ve e, burada E çarpı F7 aldı rakibim. Şah çarpı F7 ve uzun bir süreçten sonra oyunu yine beraber yapabildim. Ve şimdi bu oyunun kritik noktalarından bir tanesi buydu. Şimdi bir diğer kritik noktaya geçelim. Evet, şimdi bir diğer kritik noktamıza geçiyoruz. Beyazlar şahını vezir kanadına getirmeye çalışıyorlar ve A4'teki piyonu düşürmeye çalışıyorlar. A4'teki piyon düşerse çünkü benim için çok tehlikeli olacak. Çünkü bu piyon vezir olmaya çok büyük bir aday ve benim için çok tehlikeli olacak bu pozisyon. Ve en son beyazlar vezir B4 hamlesini yaptı. Vezir değişmek istiyor, piyonumu almak istiyor ve aynı zamanda şuraya da içeri gelip piyonu almak istiyor. Ve burada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Zaten videoda da birçok kez bahsettim. Burada vezir A6 şah çekiyoruz arkadaşlar. Vezir A6 şahtan sonra beyazlar burada şah B5 oynuyor ve burada bizim anahtar karemiz yine videoda birçok kez bahsettiğim gibi B3 karesiydi. Burada vezir B3 oynuyoruz. Bu pozisyona dikkatli bir şekilde baktığımızda beyazlar şu an açmaz da o yüzden vezirle bir hamle yapamıyor. Şahla da bir de piyonu yiyemiyor çünkü koruyorum vezirle. Hemen ilk olarak kötü bir hamle olan vezir değişimine bakalım. Vezir çarpı B3, A çarpı B3 ve artık bu piyon vezir oluyor gördüğünüz gibi. O yüzden bu hamleyi yapması mantıklı değil. Oyunu kazanıyorum ben hemen. Vezir b e şahla herhangi bir hamle yapması mantıklı. Ve burada beyazlar şah A5 oynadı ve artık bu pozisyonda ben bu piyonu bırakmaya hazırım. Çünkü karşı şanslar elde edeceğim. Vezir çarpı G3 alıyorum bu pozisyonda. Diyorum ki eğer sen A4 piyonunu alırsan ben de bu H4 veya F4 piyonlarından bir tanesini alacağım. Ve beyazlar tabii ki ilk olarak acele etmiyor. Çok doğru bir strateji uyguluyor. Vezir e şah çekiyor. Rakibim bu arada bahsetmeyi unuttum. Alman milli takımından Rasmus Svane 2600 üzeri büyük usta. Vezre 7 şah çekiyor. Vezre 7 şahtan sonra ben burada şah e 8 oynuyorum ve birazcık şah çekiliyor. Tekrarlar yapılıyor. Vezre 7 şah, şah g8 ve beyazlar burada vezir d6 hamlesini tercih ediyor. Bu hamle f4 piyonunu koruyor. a3 piyonunu koruyor. Aynı zamanda g6 piyonuna bir saldırı gerçekleştiriyor. Ben bu pozisyonda yine piyonları değişmeye devam ediyorum. Çünkü ne kadar çok değişirsem ve değişme, değişmemden çok geçer piyon yaratırsam oyunu berabere yapma şansım yükseliyor. Bir sonraki örnekte de zaten bunu göreceğiz. Burada vezir çarpı h4 oluyorum. Bir piyon daha gitti ve en önemlisi bu veziri kaldırdığımda bu piyon vezire doğru gidecek. O yüzden bu hamle çok önemli. Beyazlar tabii ki vezir çarpı genel şah çekiyor. Şah f8 ve burada şimdi F4 piyonunu almak istiyorum. Eğer şah çarpı A4 olursa vezir çarpı F4 zaten oyun berabere bitecek. Hatta belki benim kazanma şanslarım bile yüksek bu pozisyonda. O yüzden burada şah çarpı A4 tabii ki yapmıyor beyazlar. Vezir de altı şah çekiyorlar. Ve burada yine oyunu hemen beraber yapan çok kritik bir hamle vezir e7 hamlesi. Çok iyi çünkü burada vezirler değişilirse benim piyonum hemen vezire gidiyor. O yüzden bu hamle yapılabilir değil. Burada peki beyazlar ne oynayacak? Rakibim vezir h6 şah çekti. Vezir h6 şahtan sonra yine benim yapabileceğim birçok hamle var. Ve bunlardan en basit zaten şah g8 oynamak. Çünkü şah g8'den sonra artık burada piyonlar iyice azaldı. Ve beyazların bu piyonu yemek ya da sürekli şah çekmekten başka bir şansı yok. Vezir g6'ya zaten şah f8 oynayacağım ve böyle oyunda 3 hamle tekrarı ile beraber oldu. Ve bu maç aynı zamanda bir dünya rekoru. 8 saat 45 dakika sürdü bu maç. Maç 3'te başladı ve ben odaya gittiğimde saat 11.45'ti. Bu da bir rekor olarak tarihe geçmiş oldu. Peki beyazlar burada vezir çarpı a 5 alsaydı oyunu ben nasıl beraber yapacaktım? Burada vezir çarpı A3 en basit yöntem. Piyonları iyice elimine ettim ve artık burada oyunda herhalde beyazların beyazlar bir şekilde şah çekecek. Vezir d5 şah, şah g7, vezir d7, şah f6, vezir çarpı a4, vezir çarpı a4, şah çarpı a4, şah f5 ve en son bu pozisyonda şahla şah kılacak ve oyun beraber bitecek ve şimdi de bir diğer örneğimize geçelim. Evet. Üçüncü ve son örneğimizde beraberiz. Bu pozisyonda siyahlar en son vezir c7 şah çekti. Ben beyazla oynuyorum bu pozisyonda arkadaşlar. Ve yine videolarda birçok kez bahsettiğim gibi burada yine öğrettiğimiz bir temayı uygulayacağız. Vezirler en iyi merkezlerde, en iyi kareleri merkezlerde. Çünkü niye? Vezir merkezde olduğunda birçok kareyi kontrol edebiliyor. O yüzden burada rakibimiz vezirce 7 şah çekti. Ama tabii oyun sonlarında sadece vezir oyun sonunda değil tüm oyun sonlarında hesaplama gücü çok önemli. Burada ben vezire E5 oynadım tabii ki en iyi hamle. Bu bu pozisyonda ancak burada tabii ki bu piyonun vezir olmadığını Hesapladım çünkü rakibin şu an pozisyonu değerlendirdiğimizde bir piyon geri siyahla oynayanlar ancak bu A6 piyonu geçer piyon ve vezir çıkmaya baya önemli bir aday yani. O zaman da vezire 5 oynuyoruz ilk olarak tabii ki değişimi hesapladım ve kazandığımı gördükten sonra bu hamleyi yaptım. Oyun sonlarında yine tekrar ediyorum. Hesaplama gücünüzün iyi olması gerekiyor. Vezir çarpı E5 şah çarpı E5. O yüzden bu hamle olmuyor. Sadece gösteriyorum. A5 şah D5. A4 şah C4. A3 şah B3. Ve piyonu yakalayıp oyunu kazanıyorum. O yüzden burada bu fikir olmamış oluyor. Vezir E5'e geldiğimizde artık vezir çok fazla kareyi kontrol ettiği için merkezde. Çok avantajlı bir pozisyona geçmiş oluyorum. Şimdi beyazlar burada ne oynayabilir? Veziri istiyorum. Siyahlar bu piyonu belki korumalı veya bu a7 piyonuna yani destek çıkabilir. Evet burada siyahlar vezir d8 oynuyor. Ve vezir d8'den sonra ben birazcık süre kazanmak için vezir f5 şah çekiyorum. Vezir f5 şahtan sonra aynı zamanda bu hamle tabii ki çok yönlü bir hamle. Mesela şah e7 oynanırsa vezir g5 şah çekiyorum ve vezir oyun sonuna kazanç bir şekilde geçiyorum. Yine vezir şah e8 mesela vezir şah d8 şah d8 şah e5 ve devamında piyonu alıp bu piyona yetişip oyunu kazanıyorum. O yüzden burada bu fikir ve şah e7 fikri olmuyor. Onu göstereyim hemen. Vezir f5 şah. Burada siyahlar şah fark etmiyor. G8 e8. Şah g8 oynuyorlar. Zaten vezir e6 şah çekeceğim. Vezir e6 şah f8. Ve bu pozisyonun çok kritik pozisyon. Burada isterseniz sizler de videoyu durdurup doğru hamleyi bulmaya çalışabilirsiniz. Şimdi A6 piyonunu alabilirim. Ama rakip de benim h4 piyonumu alabilir. Ya da. H4 piyonunu vermeyip rakibin A6 piyonunun yani geçer piyonunun geçmesine izin verebilirim. Tabii ki buradaki bu hamleyi yapmamda hesaplamalarla kontrol ettiğim için de bu hamle çalışıyor ama genel olarak prensiplerden videolarda çok bahsettim geçer piyonu elimine etmeliyiz arkadaşlar. Geçer piyonu ortadan kaldırmalıyız. Çünkü bu geçer piyon bizim başımızı çok ağrıtabilir. Sürecek bu piyonu ve de mesela arkasına koyacak ve ben belki de beraber yapmaktan fazla bir seçeneğim olmayacak bu pozisyonda. O yüzden vezir çarpı a6 burada alıyoruz. Ama tabii ki çok kuvvetli hesaplamalar yaptım bu hamleyi oynarken ve kontrol ettim. Dedim bir şey olmuyor. Vezir çarpı h4 alıyor tabii ki siyahlar ve şah çekiyor. İlk bakışta baktığımızda çok fazla şah çekecek gibi gözüküyor. Ama burada yine kritik bir hamle yapıyoruz ve G4 sürüyoruz arkadaşlar. Bu piyon adeta bir kalkan görevi görüyor. Şimdi siyahlar burada nerelerden şah çekebilir? Vezir H2'den şah çekebilir. Onun dışında da başka bir kare zaten gözükmüyor. Ve şimdi G4'ten sonra bir sonraki örneğimize geçelim. Evet, oyunun son kritik noktasına gelmiş bulunduk. Şimdi bu pozisyonlarda bu pozisyonda hamle sırası bende. Siyahlar vezir F6 mat istiyor gördüğünüz gibi vezir C3'te ve benim bu matı bir şekilde tutmam gerekiyor. Peki burada ne oynayacağım? İki piyon öndeyiz şu an. Çünkü G4 sürmüştük bir önceki örneğimizde ve şah E5 merkeze gelip kolay bir şekilde D5'teki piyonu almıştık ama zaten oradaki anlatmak istediğim vezirin merkeze gelip ve geçer piyonu yok etmemde, ortadan kaldırmamda. Şimdi ki bu pozisyona baktığımızda iki piyonun diz çok kolay kazanç gibi gözüküyor ama aslında öyle değil. Bu sürekli tabii ki şah çekebilirim E8 H5'ten ama bana bir faydası olmuyor. D6 çok büyük bir hata alır vezir F6 mattan dolayı. Benim bu matı bir şekilde kesmem gerekiyor. Ben genellikle piyon sürmeyi çok fazla sevmiyorum ama bu pozisyon dikkatli bir şekilde baktığımızda burada en iyi hamle G5 sürmek. Niye bu G5 sürmek en iyi hamle? Çünkü hem F6 karesini kontrol ediyor hem de beyazların çok güzel bir tehdidi var. Mesela siyahlar herhangi bir hamle yapsın. Vezir B2 oynasın. Vezir C8 şah olmuyor onu göstereyim hemen. Vezir E6 karşı şahla vezirleri değişip oyunu kolay bir şekilde kazanıyoruz. Vezir B2 şah yapılırsa sizler de isterseniz burada videoyu durdurup 3 hamlede matı bulabilirsiniz. Beyazlar vezir E8 şahtı zaten tehdidi. Şah şi G6 şah H6'ya Vezir 8 mat olmuş oldu. O yüzden burada beyazlar tehditle geliyor G5 hamlesi. Hem F6'yı korudu hem de vezir E8 G6 vezir E8 mat istiyor. O yüzden siyahlar buna bir çare bulmalı. Vezir E8'i kesmek için. Siyahlar da şah F8 oynuyor. Gayet mantıklı bir hamle. Vezir E8'i kesti. Ve bu da oyunun bir diğer kritik noktası. Burada ise artık aktif şah örneğini görüyoruz. Yine videolarda birçok kez bahsettim. Beyaz burada şah G6 oynuyor arkadaşlar. Fikir yine vezir F5, vezir F7 mat teması yapmak. Siyah peki burada nasıl savunacak? Ancak burada siyahın çok fazla bir e, savunma teması yok. Çünkü şu an zaten hemen tehditimi göstereyim. Amni sırası bende olursa vezir f5 oynayacağım. Şah e diye vezir e6 oynayacağım. Şah f8'e zaten vezir f7 mat var. Şah d8 gelirse de vezir g8, vezir g7 alacağım. Şöyle göstereyim hemen. Vezirler de işliyor ve oyunu kazanıyorum. O yüzden burada bu tehdide bir e, bir şey bulmalı yani siyahlar. Vezir C7 oynuyor. Siyahlar mantıklı F7 karesini kontrol ettiği için şu an mat olmuyorum hemen. Vezir F5 e, şah çekip bir tane ilk önce şahımı yerini güzelleştiriyorum. Eğer siyahlar şah G8 oynarsa ya yani bu pozisyonda artık zaten şahım çok ilerlediği için çok değişmeyecek. Vezir a 6 şah. Şah F8'e de 6 oynayacağım ve bir sonraki hamlem Vezir e Vezirleri değişip kazanacağım. Vezir C2'ye Vezir F5 var zaten. O yüzden... Bu hamleler olmuyor. Vezir f5 e, siyahlar şah e8 gidiyor ve artık son bitirici nokta. Beyazlar burada şah h7 oynuyor ve fikir şah g8 gidip vezir f8 vezir g7 almak. Şah h7'den sonra bir sonraki hamle şah g8 olacak. Siyahlar vezir h2 şah çekiyor ve şah g8'den sonra burada beyazların oyunu kazandığını görüyoruz çünkü. Niye? Artık bu fikrimi benim durduramıyor siyahlar. Vezir e şah çekeceğim. Şah 8 oynadığında d6 süreceğim. Ve vezir e7 şah 8 vezir C7. mat yapacağım. Mesela herhangi bir şekilde oynayabilir tabii ki. Siyahlar burada oyuna devam edebilir. Ama mesela vezir d6, vezir f7, vezir f8 var. Ya da herhangi bir şekilde beklese bu Vezir alt 6 D6 fikrini yapacağım ve burada siyahlar o yüzden oyunu terk etti. Fragman videomuz bu şekildeydi. Birçok örneklerden daha detaylı bir şekilde bahsettim. Vezir oyun sonunda yapmanız gereken prensiplerden, kurallardan ve bu ilk önce örneklerle anlattım. Ondan sonra da kendi maçlarımdan çeşitli örnekler vererek bu vezir oyun sonunu nasıl oynamanız gerektiğini anlattım. Şubat'ta videolarda görüşmek üzere.